Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizin de merakla beklediğiniz bölüm, en çok sevdiğiniz bölümlerden bir tanesi bitkiler dünyası. Hangi rahatsızlıklar, hangi bitkiler şifa kaynağı oluyor onu konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine bitkilerden bahsedeceğiz bugün de. Dün yarım kalmıştı, süremiz tam yetmemişti. O kadar çok konu var ki zaten konuşacağımız. Dün diyorduk ki işte kistlerden bahsediyorduk. Hatta kadınlarda da en fazla olma eğilimi gösteren ve sayıları birden fazla olan miyomlardan bahsediyorduk. Orada kalmıştık. Bu kistlere, miyomlara acaba hangi bitkisel destek olabilir? Ne dersiniz? Evet. Bazı insanlarda, bayanlarda genellikle kist, miyom yoğun şekilde olabiliyor. Aynı şekilde yağ bezleri, lipom dediğimiz, bazı insanlarda çok yoğun yağ bezesi oluşur. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, bütün bu oluşumların sebebi kişinin sağlıksız beslenmesi, bağırsaklarında ve karaciğerindeki problemden kaynaklanır. Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamazsa aşırı vitamin harcar. Zamanla bağırsaktan gelen toksik madde vücudun herhangi bir yerinde depolanır. Yağ bezi, miyom, kist, nodül, tümör gibi çeşitli oluşumlar oluşur. Hatta safra kesesindeki taş ve çamurun sebebi de aynı şekilde bağırsaklardan gelen toksik maddelerin arıtılamamasının nedeniyle oluşumlar olur. Aslında kötü değildir. Mesela yağ bezi oluşmuşsa vatandaşta vücut onu kendini korumak için tedbir alıyor. Olmasa ne olurdu yağ bezi? Beyin damarlarında yağlanma olur. Aniden beyin kanaması geçirip ölebilir. Evet. Fonksiyonlar, bütün vücudun fonksiyonları azalır. Eğer ki lipoma dönüşmese bağırsaklardan gelen toksik maddeler kalp damarlarında yağlanma, daralma olur. Kalp krizi geçirip ölebilir. Miyom kist olmasa ne olur? Daha tehlikeli. Vücut tedbir alıyor. İleride doğabilecek büyük problemleri önlüyor. Yani bir yerlere böyle depolama yapıyor. Hı hı. Neden? Genellikle dikkat ettiğimizde miyom kist, nodül, yağ bezi, tümör gibi rahatsızlıklar hızlı yemek yiyenlerde, çok az çiğneyen insanlarda çok oluyor. Yani yıllarca bunu gözlemledik. Yani birçok faktör rol oynuyor da. Aslında ne kadar etkili değil mi? Yani yavaş yemek yemek, onunla belli bir süreye yaymak çok önemli. Eğer hızlı yemek yendiğinde hastalıklara dahi neden olabiliyor. Evet, hızlı yemek yediği zaman kişi besinler tam metabolik değişime uğramıyor. Mesela yağlar, yağ asidine, proteinler, amino asitlere, karbonhidratlara, glikozlara dönüşmesi gerekir. Küçücük parçacıklara ayrılır. Bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Bunları emer. Küçük moleküllü besinleri emer. Fakat kişi hızlı yemek yiyorsa tam parçalanma olmadan büyük molekülleri de bağırsakların absorbe etmesi gerekir. Büyük moleküller alınırsa ne olur? Bunları sindirim problemi ortaya çıkar. Yani hızlı yemek yiyenler bağırsaklardaki geçirgenlik katsayısı değişir. Büyük moleküller de bağırsaklardan geçmek zorunda kalır. Aksi takdirde aç kalacak. Beyin bağırsağı emreder, der ki büyük moleküller de geçsin. Permeabilitet kat sayısı yükselsin diye sinyal gelir. Bağırsaklarda geçirgenlik kat sayısını artırır. Bağırsakları aynı kalecinin arkasındaki fileye benzetelim. Buradan geçebilecek moleküller belli. Eğer ki kişi hızlı yemek yiyorsa, abur cubur yiyorsa, dikkatsiz besleniyorsa beslenici madde, vitamin, mineral az geçtiği için geçirgenlik kat sayısı artar. Geçmemesi gereken maddeler içeri geçer, kana karışır. Bu da karaciğeri, pankreası, bütün sindirim organlarını yorar. Bu aynı hızlı yemek yiyen şuna benzer. Kalitesiz kömür kullanırsanız ne olur? Soba borusu, her taraf is kaplar. Değil mi? Çok kötü, evin içerisi kokar. Evet. Hızlı yemek yiyenlerin de vücudunda aşırı oranda artık madde oluşur. Lenf kanalları vücuttaki artık maddeyi toplamakta zorlanır. Normal olarak lenf sistemi günde 3 ila 4 litre artık ölü hücreler, ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları toplar. Hızlı yemek yiyenler de bu artık madde yükselir. Zamanla lenf sistemi toparlayamazsa ne olur? Vücudun çeşitli noktalarında miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşur. Bu nedenle yavaş yemek yemek, çok çiğnemek çok çok önemli. Yani sağlıksız beslenmeden kaynaklanıyor.
Evet. Şimdi mesela burada bir bayan. Yeni raporlar gelmiş, bakalım. Kanserli bir kist var sağ yumurtalığında. 11 santim kist. Kötü huylu. Bayağı da büyük. SA 125. 5230 kanser marker değeri bu. Yani 35'i geçerse kanserli demek. 5230 SA 125. Yani doktora demiş ki yumurtalıklar alınacak, rahim alınacak. Çare yok. Komple. Genç bir kızcağız. Henüz 20 yaşında. Üniversiteye gidiyor. E ne oldu? Ne kadar da geçti. Anne olamayacak. Hayatı bitecek. Sabahlara kadar uyuyamamış. Aa, Gökçek bakmış ki kist, miyom, yağ bezini eritir, çözer, şu formül, bu formül. Aradı beni sabah erkenden. Ben sizin oraya gelmek istiyorum. Buyurun gelin. Geldi. Konuştuk, görüştük. Tedavi ederiz. Mühim değil. Problem değil. Problem değil. Tedavi ederiz. Evet. Aa, iyi dedi. Başladı. Ameliyatına da 6 hafta var. 6 hafta içerisinde etki olmazsa yine ameliyat ol dedim. Problem yok. Ki 6 hafta da aslında kısa bir tabii süre. Kullandı. SA 5230'dan 76.3'e düştü. Oo, oldukça düşmüş. Evet. Bayağı bir kanserli fark var. Kanserli hücre sayısı düştü. 11 santim olan kist 7 santime küçüldü. O çok memnun. Devam et. Fakat doktoru sol yumurtalığında da böyle bir tabaka görmüş. Sis gibi, bulut gibi gaz tabakası zannetmişler. Demiş ki doktor burada da bir gaz tabakası var. Muhtemelen sol yumurtalığında çok yaygın. Herhalde bağırsaktaki gaz buraya yansıyor demiş. Teşhis edememişler. Bana dedi ki sol yumurtalıkta bir herhalde bağırsaktan dolayı gaz tabakası gözükür. Dedim ki bana göre bu bir gaz tabakası değil. Jel şeklinde yayılmış çikolata kisti. Ama bunu zamanla göreceğiz. Çünkü iksir ne yapıyor? Kist, miyom, nodül, yağ bezi tümörü topluyor. Her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi tümör saçak şeklinde soğanın kökleri gibi yan kökleri var. Kıl gibi incecik. Hı hı. Onları toplar, söker böyle top gibi yapar. Bana göre kist. Fakat yayılmış jel gibi. Bunu toplayacak dedim bana göre. Ama acele değil zamanla. 3 ay sonra doktoru tekrar muayene ettiğinde orada 7 santim kist ortaya çıktı. Yayılmış olan jel gibi dağınık olan kistmiş gaz değil. Onu topladı bir noktaya. Balon gibi oldu. Yani şöyle diyebilir miyiz? O jel gibi olan bir örtü var. Dağınık olan. O kist. Toplanıyor kist haline toplandı mi geliyor? Zaten o kist de yaygın halde yumuşak, görünüyor. Yaygın. Onu teşhis bile edememişlerdi. Gaz zannedilmişti. Kist oldu, ortaya çıktı. Yavaş yavaş kullandıkça o da eridi. Ne önerdiniz orada yine? Bu çok özel bir formül. Gökçek iksir. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, nodül eritir. Problem değil. Kişi kullandığı zaman sarımsak var sadece. Biraz sarımsak kokusu hafif. Başka bir rahatsızlık vermez. Düzenli ve sürekli kullandığı zaman iksir, aloe vera jel, bayanlar için özel bir kis çayı artı enfeksiyon çayı kullandığı zaman yavaş yavaş yer. Mesela iki bayan geldi bana. Birisinde 6 santim miyom. Miyom kis gibi değil. Çok daha sert. Diğerinde iki tane. Biri 5 santim, diğeri 4 santim. Yumurta şeklinde miyom. Erir mi, erimez mi, ameliyat olsak mı tartışıyorlar. Problem yok dedim. Kullanacaksınız göreceğiz. 2 ay. Bakın, deneyin. Bir kere sonra doktorunuza gidin, ultrasonuna baksın. Büyümüş mü, küçülmüş mü? Aradaki farkı görelim. Tamam. Aldılar, kullandılar. Ama kademeli olarak bayanın birisi, Halime Hanım, kademeli olarak iksiri artırmış, diğeri artırmamış. Kademeli olarak artıran bayan, geldiğinde bize 3 ay sonra tamamen erimiş. Hiçbir problem kalmadı. 3 ay sonra tamamen ortadan kalkmış. Diğerinde hafif küçülmemiş, diyor ki bana. Neden arkadaşımdaki miyom eridi, bendeki erimedi? Siz nasıl kullandınız, o nasıl kullandı? Diğer bayan dedi ki, ben günde 5 defa yarım çay bardağı içtim. Öbürü, ha ben artırmadım dedi. Öbürü bitmesin diye az az içmiş. Diğeri fazla fazla içmiş. Ne oldu? Dozacı artırdığı için daha kısa sürede. Bir veli bana bir çocuğunu getirdi. Çocuğun sırtında 18 santim bir kambur gibi, şöyle küçük bir top gibi lipom oluşmuş. Yağ bezi.
3 yaşında. Ay çok küçük hem de bayağı bir sırtı kocaman. Doğuştan büyükmüş, zaten varmış, gittikçe büyümüş. Bebek sağ yatsa, buraya sıkıştığı için sinirleri, omurundaki sinirler sıkıştığı için ağlıyor, uyanıyor. Sola yatsa, hiç ağız üstü başka bir türlü yatamıyor. Büyük insanda bile böyle bir şey problem teşkil eder ki, evet. Çocuklar daha zordur tabii. Doktora demiş ki, henüz bebek ameliyat edemeyiz, omurlara, sinirlere zarar verebilir. Büyüyünce ameliyat edeceğiz. Olanlar bu çocuk nasıl uyuyamıyor hiç? Yapacak bir şey yok demiş. Bana getirdiler. Yapacak çok şey var dedim. Ne önerdiniz? Göreceğiz. İksir aloe vera jel. Efendim kullandı. 3 ay sonra 6 santime düştü. Hmm. 18 santimden 6 santime. Ne kadar düşmüş? Allah razı olsun. Artık çocuk rahat rahat uyuyabiliyor dediler. Bir kurmay albay. Emekli kurmay albay. Sporcu. 20 kilometre yüzebiliyor. Böyle sporcu birisi. Dedi ki plaja gidiyorum. Çocuklar hep bana bakıyor, utanıyorum dedi. Omuzunda böyle yumurta büyüklüğünde, kolunda yumurta büyüklüğünde 2 tane lipom, yağ bezi. Dedi çocuklar dalga geçiyor benimle dedi. Şunu eritelim, ameliyat olmak istemiyorum dedi. Tamam. İksir, aloe vera, jel, lipom çayı, enfeksiyon çayı. Kullandı. Bir ay sonra aradı. Ya hiç faydası olmuyor dedi. Dedim yavaş yavaş. 3 ay, 4 ay, 5 ay sabredeceksin. Bunun hızlısı yok mu? Var. Nasıl? Dozaj artıracaksın. 2 yemek kaşığı yerine, 5 defa 2 yemek kaşığı yerine, 5 defa yarım çay bardağı. Tamam ben dedi bir su bardağı bile içerim. Tadı hoşuma gidiyor. Bazen hoşuna gidiyor. İçebilirsin işte. 35 gün sonra beni aradı. Hiçbir şeyim kalmadı. Nasıl kalmadı? Barfiks çekerken yumuşamış, basıyor bilye gibi fırlamış. Dışarı fırlıyor. Ameliyatı bile gerek kalmadı. Geldi, gösterdi. Hiçbir şey kalmamış, tertemiz olmuş. Şimdi iksir, benim küçük oğlum bir Alman çocuğuyla okulda tartışmış. Ders sırasında Alman çocuk kurşun kalemle arkasını böyle çocuğun omuzuna batırmış, vurmuş. Kurşun kalemin ucu içeride batmış, içeride kalmış, kırılmış. Evet. Doktora götürüp, doktor dedi ki küçük bir şey için ameliyat etmeyelim, yazık dedi. İçeride kalmış kurşun kalemin ucu. Ya yapacak bir şey yok. Çocuğun da bademcikleri büyümüştü, böyle ceviz kadar olmuştu. Ben ona iksiri verdim. Dedim ki bu sefer kaçış yok. 2-3 gün iksir içiyor, sonra bırakıyor, iyileştim diye. Bu sefer dedim bademcikler tertemiz olana kadar devam edeceksin, kaçmak yok. Tamam dedi. İçti. Bademcikleri bir ay sonra küçüldü, tertemiz oldu. Nohut kadar kaldı. Ceviz kadar olan bademcikler. İçinde hiçbir şey kalmadı. Dedi ki çocuk baba sırtım kaşınıyor. Abi bakayım dedim. Baktım. Kurşun kalemin ucunu dışarı atmış. İksir bağışıklık sistemini çünkü harekete geçiriyor. Vücudu arıtıyor, temizliyor. Hareketle dışarı atmış. Kurşun kalemin ucunu dahi dışarı attı. Evet. Ameliyata gerek kalmadı. Ne kadar iyi. Hemen zaten evet. Vücut kendi atmış. Bu bademciklerden bahsediyorduk aslında. Bademcikler kendi kendine uzayabiliyorlar mı? Büyüyebiliyorlar mı? İltihaplanırsa büyür. Peki öyle kalabiliyor mu? Ameliyat tedavi edilmez ise. Tedavi edilmezse kötü. Yutkunamaz, yemek yemez. Konuşma zorluğu da çeker değil mi? Bademcik iltihaplanırsa bademcikteki iltihap kana karışır. Kalbe zarar verir. Böbreklere zarar verir. Romatizmayı tetikler. Bademcik iltihaplanması. Yani diyoruz ki muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Bey şimdi kistlerden, miyomlardan bahsettik ve hanımlarda olan miyomlardan özellikle. Şimdi tekrar hanımlardan gidelim diyorum. Adet düzensizliği, adet sancıları için ne önerirsiniz? Evet, adet düzensizliği, adet rahatsızlıklarına karşı dünyada en etkili bitki hayıt. Hayıt Türkiye'de yetişir fakat maalesef Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde klinik araştırmalar yapılıyor. Çok tuhaf bir durum. Bu bitkinin tohumu. Şu resim. Burada da yüzlerce klinik araştırması var hayıtla ilgili. Adet öncesi, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, birçok gerilim, stres. Tüm hayatını etkileyebiliyor zaten evet, o dönemde. Yani çok geriliyor bazıları sürekli o gün. Hiç bulaşmayalım diyorlar çevresindekiler değil mi? Hiç agresif ama olur. Şimdi tartışırız, kavga ederiz. Yani bugünün kötü günüm diyor. Dedim tamam abi, sen sakin evet, ol. Evet ne yapmak lazım? Yapmış zaten. Vatandaş araştırma yapmış. Hep Avrupalı, Amerikalı yapıyor. Biz Türkiye'de 100 tane üniversitemiz var diyoruz da hani hiçbir tane klinik araştırması yok.
Ne işe yarıyor Türkiye'deki üniversiteler? Yani çok kötü bir şey. Yapmamız lazım. Bizim ülkemizde yetişen bitkileri yok İsviçre'li ilim adamı yaptı, yok Amerika'da, yok İngiliz. Ben bunları örnek vermekten doğrusu ne yapıyorum? Utanıyorum. Bizim ilim adamlarımız ne yapıyor? Uyuyorlar mı? Biraz uyanmak lazım. Yani 100 yıl, 500 yıl uyuduk. İkinci Viyana Savaşı'ndan beri uyuyoruz. İkinci Viyana Savaşı'ndan bu yana uyanamadık. İnşallah bir gün uyanacağız. Şimdi bu klinik araştırmalarda Profesör Doktor Feldman, Profesör Doktor Dieter, Profesör Doktor Libel, Profesör Doktor Peters, bunlar yüzlerce klinik araştırması, on binlerce insan üzerinde hayıt tohumundan elde edilen damla, draje ve kapsüller adet öncesi ağrı sancısızlığı iyileştirmiştir. Artı kadın doktorlarının işte artık steril yani çocuğu olmaz, kısır denilen bayanlar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlardır. Ona da gelecektim zaten. Kısırlığa da etkisi mi var? Tabii. Normal olarak hipotalamus yani beynin alt tabakasında hipotalamus alt bölümün hipofiz bezesine, hipofiz bezes gudesine emreder. Der ki şundan şundan şu kadar hormon, bundan bundan bu kadar hormon salgıla. Hipofiz bezesi de ona uygun hormonlar salgılar. Yani erkeklerde de kadınlarda da bütün hormonların orkestra şefidir hipofiz bezesi. Hangi hormonlar ne kadar salgılanmasını gerekiyorsa hipofiz bezesi yönlendirir. Yanlış yönlendirirse veya yanlış yönlendirme olursa mesela bayanlarda progesteron hormonu yetersiz oluşursa östrojen hormonu da yetersiz olur. Östrojen hormonu yetersiz olursa hamile kalamaz. Yani baskı altına alır. Bu nedenle hipofiz bezesindeki anormallik tedavi edilmedikçe asla kişi yani hormon düzensizliğinden, hormon anormalliğindense rahatsızlık yani hamile kalamıyorsa öncelikle hipofiz bezesinin tedavi edilmesi gerekir. Hormon anormalliğinin ortadan kalkması gerekir. Burada yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda mesela Marburg Üniversitesi 33 bayan üzerine araştırma yapmış. Kadın doktorlarının asla çocuğu olamaz. Hormon anormalliğinden dolayı. Progesteron hormonu. Ve hepsi normal yollarla hamile kalmışlardır. Neden? Çünkü hormonun kalitesini artırıyor. Kadınlık hormonu, östrojen hormonu kalitesi. Mesela prolaktin hormonu yüksek olsa ne olur? Prolaktin hormonu gestiren hormonunu, progesteron hormonunu, östrojen hormonunu baskı altına alır. Azaltır, minimum seviyeye çeker. Bu da kişi hamile dahi kalsa cenini zehirler öldürür. Düşük yapmasına sebep olur. Bu nedenle prolaktin hormonunu tedavi edilmesi şart. Yani hormon anormalliklerinden o kaynaklanan rahatsızlığa karşı çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Hayıt tohumunun ekstraktı. Hayıtın tohumu. Yaprağı, çiçeği, kökü bahsediyoruz. Değil. Tohumun ekstraktı. Efendim, civan perçem otunun ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, oğlotu ekstraktı, papatya ekstraktı, aynı sefa ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraklarından oluşan çok özel bir formül bu. Mükemmel bir formül. Bunu kullandığı zaman yavaş yavaş hormon anormallikleri ortadan kalkar. Benim tanıdığım bir dostum 7 yıl hanımı rahatsızlığından dolayı bunu da yumurtalıklarındaki yapışma kordonlarda yapışmadan dolayı bir bayanda ortalama yaşam süresince 400 defa adet görür ve 1 milyon yumurtalıklarında depolu yumurta olur. 1 milyon. Bu adet görmeye başladığı günden itibaren yavaş yavaş menopoz devresine kadar peyderpey her adet döneminde bu 1 milyon yumurtayı harcar. Bu kordonlarda yapışmadan, iltihaptan dolayı doktor 7 yıl çözüm bulamamışlar. Artık ya herhalde biraz da dindar bir kişi ya. Bir de hocalara giderim demişler. Hocalara orada da çare yok. Karşılaştık. Dedi ki ya herkesi tedavi ediyorsun. Neden bize bir şey yapmıyorsun? Dedim nedir problem bilmiyorum ki. Ailem dedi hamile kalamıyor. Niye? Bilmiyoruz. Yumurtalıkta bir problem. Ha problem değildim.
Ürgüp'e gittim, dağlardan bitkileri topladım. Peki bu hayt dediğiniz hayt bitkisi ülkemizde var mı? Çünkü biz biliyoruz ülkemizde olmayan bitkileri Türkiye'nin siz yurt dışından da getirebiliyorsunuz. Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde milyonlarca ton, milyonlarca. Almanya'ya yetişmediği halde süt bitkisi Almanlar yetiştiriyor. Hı hı. Bizde tonlarca. Ona ben özel bir çay harmanı karıştırdım, verdim. İksir jel. Aradan yıllar geçti. Ben unuttum tabii. Gitmedim, görmedim. 6-7 yıl sonra baktım. Vatandaş bir yerde karşılaştık. Arkasında 3 tane çocuk. Dedim bundan kim? Yeğenin mi oluyor dedim. Yok dedi, benim çocuklarım dedi. E dedim hani ailende bir problem vardı. E senin verdiğin ürünler şeylerle iyi oldu. Formülasyonla bir şey kalmadı dedi. Teşekkür edecektim de telefon numaranı bulamadım dedi. Hı. Önemli değildi. Önemli olan çocuk sahibi oldum maşallah inşallah. Öylece bir problem kalmadı yani. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Almanya'da yıllar önce Türkiye'de çok varlıklı bir vatandaş. 7 tane kız çocuğu var. Evet. Erkek çocuk sahibi olmak istiyor, olamıyor. Almanya'ya getirmiş Heidelberg Üniversitesi. İki çeşit sperm vardır. Bir, erkeklik kromozomu taşıyan X, Y kromozomları ve kadınlık kromozomu taşıyan XX kromozomlar. İki çeşit sperm. Bunlara dişi sperm veya erkek sperm de denir. Orada hastanede seçiyorlar. Mesela erkek çocuğu sahibi olmak istiyorsa XY kromozomlu yani erkek sperm bayanı döllenme yapıyorlar. Çocuk erkek çocuğu oluyor. Bunu aslında Peygamber Efendimiz zamanında mesela Peygamberimize geliyor diyorlar ki ya Resulallah benim kız çocuğum 4-5 tane çocuğum var, erkek çocuğum yok. Diyor ki şöyle şöyle davranın, erkek çocuğunuz böyle böyle yapın, kız çocuğunuz olur diyor. Bunu zaten Peygamber Efendimiz söylemiş. Profesör Doktor İbrahim Canan, İlahiyat Fakültesi, ilahiyatçı, onun evet. Hadisler kitabında da bu hadistir. Dini bir hadis. Geçer. Yani bu ilim, hem dinen hem ilmen mümkündür. İsteyen erkek çocuğu, isteyen kız çocuğu sahibi olabilir. Erkeklik kromozomunu taşıyan spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişilik hormonu taşıyan kromozomu yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Kişi erkek ailesiyle cinsel ilişkiye girdiği zaman eğer ki ailesinden önce inzal oluyorsa spermler hızlı hareket eden erkeklik kromozomu taşıyan spermler hedefe varamaz. Bu nedenle çocuk ne olur? Erkek olur. Dişilik hormonu kromozomu taşıyan spermler hedefe varır, çocuk kız olur. Bu nedenle erkeğin kendini kontrol etmesi gerekir ve ailesinden sonra boşanması gerekir. Eğer böyle davranırsa çocuk erkek çocuğu olur. Yani bir bazı erkekler diyor ki kusur bende değil, hanım da işte kız çocuğu doğuruyor. Kız çocuğunun veya oğlan çocuğunun olup olmaması kadında değil erkektedir. Bazı yörelerde yani cinsiyeti belirleyen erkek. Cinsiyeti belirleyen erkeğin kendini kontrol edemesi veya etmesine bağlı. Bu konuda sorusu olanlar daha teferruatlı bilgi sahibi olmak için de arayabilir, sorabilir. O zaman söyleyelim burada, biz sevgili izleyicilerimiz ekranlarınızın altında yazan numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Buradan hemen söyleyelim. Fazla teferruata girmeyeyim. Şimdi bir de erkeklerde normal olarak 1 santimetre küp meni içerisinde 20 milyon sperm olması gerekir. Bu 20 milyon sperm hareket yani sağlıklı olması gerekir. En az yarısı hareketsiz ölü sperm olursa tabi hedefe varamadığından yumurtalığı bulamadığından ne olur? Döllenemez. Problemler ortaya çıkar. Bu tür rahatsızlığı olanlar için iksir, aloe vera jel, enfeksiyon çayı, damar çayı artı çok özel bir formül geliştirdik biz. Epimedium kapsülü, şey formül, epimedium. Bunun birleşimindeki etken madde Çin'den getiriyoruz. Azgın teke otu derler. Türkçe karşılığı epimedium. 4000 yıl önce bir Çinli aile, çok zengin, varlıklı, oğullarına vermişler, çocuklar olmuyor. Bütün ülkedeki hekimler gelmiş, deneyler yapmış, başaramamışlar. Bir çoban gelmiş, demiş ki, ben tedavi ederim. Ya gidişine demişler, adam cihazı kovmuşlar. O da getirdiği otu orada bırakıp gitmiş. Tamam benden bu kadar demiş. Ve o çocuk, oğlu otu almış,
gizlice, saklı gizli çayını içmiş içmiş. 3 ay sonra ailesi hamile kalmış. Epimedium spermin kalitesini artırır, hareketlendirir, cinselliği artırır. Düzenli ve sürekli kullandığı zaman erkek normal, fonksiyonel hale gelir bütün. Artı şöyle bir yağ formül geliştirdik. Bu nedir? Ozon yağı. Ozon yağının birleşiminde sarı kantaron. Buna eskiden atalarımızın yanıkları, yaraları iyileştirmek için kullandıkları kılıç yağı ile ozon yağı ve masaj yağının üçünün oluşumundan oluşan çok özel bir formül. Bir toparlayacak olursak şimdi tekrar süremiz bitiyor çünkü. Erkeklerin mesela testislerinde varikozul varsa, testislerinde kis varsa, testislerinde iltihap varsa spermin kalitesi düşer. Bu tür rahatsızlığı olanların ozon yağıyla günde 2-3 defa testislerine masaj yapmaları gerekir. O zaman ne olur? Spermin kalitesi artar. Buradaki nasıl ki bacaklarda variz oluşuyorsa testislerde oluşan variz de varikozuldur. Varikozul problemi birkaç ayda ortadan kalkar. Kalkıyor. Spermin kalitesi artar. Varikozul oluşursa toplar damarda biriken kirli kan spermin kalitesini düşürür. Hareket kabiliyetini azaltıyor. Bunun da tedavisi mümkün. Hem erkekler için